siyasetten gel lafı yine hukuk alanında yaşanan olumsuzluklara daha doğrusu rezalet ve skandal boyutundaki uygulamalara getirelim. 14 Mayıs'tan bugüne konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edilmeyi hak eden bir gelişme. Hatay Milletvekili, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay seçilmesine, mazbatasını almasına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir parlamenter bir milletvekili sıfatına haiz olmasına rağmen ve üstelik hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen Silivri cezaevinde esir tutuluyor. Evet esir tutuluyor. Türkiye'de yargı mekanizması tarafından hukuksuz yere bir milletvekili esir tutuluyor. Neye rağmen anayasanın çok açık bir şekilde kaleme alınmış 83. maddesindeki hükme rağmen. Diyor ki anayasanın 83. maddesi bir milletvekili hakkında seçilmesinden önce ya da sonra açılmış bir soruşturma nedeniyle tutukluluk hali uygulanmaz, serbest bırakılır. Hüküm giydikten sonra cezası milletvekilliği süresi sona erdikten sonra infaz edilir diyor. Hüküm giymemiş Can Atalay. Yezidir'in işi davasından ceza almış. Ama o ceza hala yargıtayda onaylanmamış. Onayı bekliyor. Yani kesinleşmiş bir hüküm yok hakkında. Şu andaki statüsü tutukluluk zaten olmaması gereken yani tutukluluk mekanizmasını ya da e, tutukluluk işleminin zaten uygulanmaması gereken bir durumda. Kendisi de öteki arkadaşları da can atalayın. Seçildiği anda yani. Seçim sonucu belli olduğu anda zaten tahliye edilmesi ve gidip mazbatasını da bizzat kendisi alması gerekiyordu. Hadi o aşamada bırakmadınız diyelim işte bürokrasi, kağıtlar gelecek gidecek başvuru bilmem ne. Gittiler mazbatasını aldılar avukatları. Ona rağmen hala serbest bırakıldı. Can Atalay haksız yere, hukuksuz yere bir anayasal suç işlenerek, anayasa ihlal edilerek Silivri cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Ve bu konuda başka ihlaller de yaşandı. Mesela yeni atanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunçlu galiba çıktı bu davayla ilgili bir konuşma yaptı. Bir hüküm bildirdi. Bir mütalaa bildirdi. Efendim anayasanın 14. maddesine kapsamına giren suçtan sana düşmez onu söylemek. Onu söylemek yargıtaya düşer. Yargıtay bu konuda bir şey söyledi mi hala söylemedi. Efendim işte Yargıtay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki yazışmalar yapılmalıdır filan diye Adalet Bakanı böyle bir mütalaa verdi. Hiç yazışmaya filan gerek yok. Ortalıkta son derece net bir durum var. Anayasanın 83. maddesine göre Can Atalay serbest kalmalı ve gidip mecliste şu gördüğünüz koltuğa oturup Ahmet Çıkın, Sera Kadıgelin ve Erkan Baş'ın yanında görevine başlamalı. Ve şunu da ekliyorum. Defalarca da söyledim. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminler edilip çalışma başladığı ilk günden itibaren yapılan bütün oylamalar şaibeli duruma düşmüştür. Ve bundan sonra da yapılacak oylamalar Can Atalay serbest bırakılmadığı takdirde. Çünkü ilke olarak tek bir oyun tayin edebileceği oylamalarda eğer o kişinin oraya gitmesine engel olunması tayin edici ise Böyle bir risk varsa ona da oylama yapılmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay gidene kadar çalışmamalıdır. Ve bütün milletvekilleri, bütün milletvekilleri bu talebe sahip çıkmalıdır. İktidarda olsun, muhalefette olsun. Oradaki 599 milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için, yani kendileri gibi parlamenter sıfatını taşıyan bir kişinin tahliye edilmesi için tavır koymalıdır can gelene kadar çalışmıyoruz demelidir. Bunu en azından muhalefet milletvekillerinden bekliyoruz. İlke olarak buna sahip çıkamayan bir milletvekili ya da milletvekilleri kitlesi görevlerini yapmamış demektir. Çünkü milletvekilleri milletvekili yeminini okurken, o andı içerken anayasaya sadık kalacağım diyor. Ya anayasanın 83. 83. maddesi sadık kalacağım yemininden vareste midir? Ayrı mı tutuyorsunuz 83. maddeyi? Bütün maddelerine harfiyen kalacağını, sadık kalacağınıza yemin ettiniz. Ona sadık kalmanın birinci şartı işte bir milletvekilinin hapishaneden çıkıp orada görevine başlamasıdır. Buradan 599 milletvekiline sesleniyorum. Can Atalay'a sahip çıkın bir parlamenter arkadaşınıza sahip çıkın ki anayasanın gereği hayata geçirilsin. Can Atalay haksız yere hapis tutulmaktadır. Bir başka haksızlık 661 gündür 28 Şubat davasından hüküm giymiş 5 emekli general haksız yere çünkü çok ciddi sağlık sorunlarıyla baş etmeleri gereği ortadayken onlar da bir kısmı Sincan, bir kısmı da Buca cezaevinde haksız yere esir tutuluyor. Evet. Çok ağır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor bazıları. Çetin Doğan, Evzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'tan söz ediyoruz. Bu beş emekli generalin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü bunların sayısı biliyorsunuz 12-13 civarındaydı. Teker teker işte başvurular, başvurular, başvurular uzun süren süreçler nedeniyle serbest kaldılar. Ve e, adalet hani gecikmiş de olsa yerini buldu ama bu beş generalin, emekli generalin, Çetin Doğan'ın, Fevzi Türker'in, Yıldırım Türker'in ve Temel Özkaynak'la Erol Özkasnak'ın Sincan ve Buca cezaevlerinden serbest bırakılmaları gerekiyor. Çünkü sakat ve ciddi adli arızaları olan bir dava sonucunda mahkum edilmişlerdir. Darbe olmayan bir süreçten dolayı darbeci diye mahkum edilmişlerdir. Bunun da zaten çok önemli bir unsur olduğunu da hatırlatmaya bile gerek yok. Yine İstanbul'da Bakırköy kadın cezaevinde haksız yere, hukuksuz yere tutuklu olan Gezi direnişi tutuklularından mücella yapıcı. Biliyorsunuz kendisi çok önemli bir insan hakları aktivisti ve özellikle de göz altında ya da hükümlü ya da tutuklu olan insanların hakları için o meşhur bir İstanbul protokolü vardır. O konuda mücadelesiyle tanınmış bir insan hakları eylemcisi kendisi aynı zamanda şehir plancısı. Mücella Yapıcı bu konuyu defalarca gündeme getirmişti. Hangi konu? Tutukluların ve hükümlülerin sağlık gereksinimleri. Muayeneye insani koşullarda götürülüp getirilip orada insani koşullarda sağlık hizmetinden yararlanma gereklilikleri. Bunları defalarca gündeme getirdiği halde kendisi de dahil olmak üzere tutukluların ve hükümlülerin insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kalmalarını protesto etmek için bundan sonra hastaneye gitmeme kararı almış. Mücella yapacak. Çünkü diyor ki Mücella hanım götürürken getirirken ellerimizi, kollarımızı kelepçeliyorlar. Her tarafımız morluklar, şişlikler içinde. Çünkü öyle durumlar var ki bir insanın belki rutin bir şekilde haftada bir iki kez muayeneye gitmesi gerekiyor. Bütün yol boyunca ve hastanede ve hatta hekim odasında kelepçelerimizin çözülmemesi ciddi bir insanlık suçudur. Kendi başınıza geldiğini düşünsenize hanımlar beyler. Bu konuda tavır almayan, bu konuda karar almayan, bu konuyu çözmeyen insanlara sesleniyorum burada. Kendi başınıza geldiğinizi düşünün bir kalp rahatsızlığı, bir solunum yolu rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, diş muayenesi ya da başka bir muayene için sık sık hastaneye gidip gelmeniz gerekiyor cezaevinden. Bir de zaten unutmayın, hükümlü değil mücella yapıcı, tutuklu. Yani özellikle de sağlık sorunları olan bir insanı niye ısrarla tutuklu halde yargılıyorsunuz? Daha doğrusu o e, temiz sürecini bekletiyorsunuz. İşin bir de o tarafı var. Ama diyelim ki hadi tuttunuz. Ya bari sağlık muayenesine getirir götürürken kelepçelemeyen insanlar anlatmıştı başından geçen olayları kaç defa mücevha yapıcı açın okuyun biliyoruz diyor orada doktorun muayenehanesinde zaten yönetmelikler kurallar Güvenlik kuvvetinin odada olmamasını gerektiriyor. Çünkü ben bir kadınım diyor, jandarmalar odaya girmemesi gerekiyor, dışarıda beklemesi gerekiyor. Dışarıda kapının önünde bekliyorlar diyor, hala kelepçelerin çözülmüyor diyor. Buna hekim de müdahale etmemiş, edememiş bazı koşullarda. Ve sonuçta mücella yapıcı, ben bir daha hastaneye gitmiyorum diyor. Şimdi bunun yol açabileceği sonuçlardan... Bu konuda tavır almayan, bu konuda inisiyatif alamayan, bu konuda bir şeyler yapmayan otoriteler sorumlu olur. Onu da tarih önünde hatırlatmak lazım. Böylesine insanlık dışı muamelelere, e, tutukluları ve hükümleri maruz bırakmayın diye bir kez daha hatırlatmak lazım. Hep söylediğim bir şey, yarın hepimizin başına gelebilir, hepinizin de başına gelebilir böyle şeyler. Bunun içinde hiçbir tehdit, hiçbir bilmem ne yok. Yanlış anlaşılmasın. Benim de başıma gelebilir. Bugün iktidarı temsil eden, iktidar yandaşı ya da iktidarın bünyesindeki insanların da başına gelebilir. Yargı, bağımsızlığı, adalet, hukuk herkese lazım olur bir gün. O anlamda söylüyoruz. Mücella yapıcının uyarılarını lütfen dikkate alın hepimizin hepinizin başına gelebilecek bir durumdur bu. Ee, hani mütedeyyin insanlarsınız. Allah kimseye göstermesin diye sizin anlayacağınız dille de bunu anlatmak istiyorum. Hukuk derken, adalet derken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçen hafta yine taze bir karar aldığını ve gereksiz tutuklulukları hatırlattığını da bir kez daha hatırlatalım. Demirtaşlı, Yüksekdağlı, Kavalaydı. Bunlarla ilgili ihlallerle e, ihlaller konusunda da bir an önce tavır alınması gerektiğini yine gereksiz yere göz altında tutulan yüzlerce belki binlerce insanın da durumuna da dikkat çekmek istiyorum. Hak hukuk ve adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyi dolardı, euroydu, faizdi, bilmem neydi, hiçbir şeyi konuşmanın da bir anlamı olmadığını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hadi gelin biraz da ekonomiden söz edelim. Çünkü ülkenin e, yönetimini e, devralan, daha doğrusu yönetimde devam etmek üzere seçmenin görev verdiği insanlar ilk başta bu konuyla, bu konuları da çözmek durumundalar diyelim. Şimdi bakın e